Görsel İşitsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Arduino öğreniyorum. Serimizde dijital haberleşme protokolleriyle devam ediyoruz. Bundan önceki videolarımızda ORT ve SPI haberleşmeyi görmüştük. Bugün sizlerle birlikte IKARE-C diye geçen haberleşme protokolünü tanıyacağız ve kullanım mantığını kavrayacağız. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Arduino ile birlikte IKARE-C protokolünü nasıl kullanacağını kavrayalım. Bundan önceki iki videomuzda ORT ve SPI haberleşmenin nasıl olduğu, dijital haberleşmenin çalışma mantığının nasıl olduğundan bahsettim. Bu iki videoyu izlememişsiniz, mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Bugün sizlerle birlikte IKARE-C haberleşmesinin ve bu protokolün donanımlarla birlikte nasıl kullanılabileceğini kavramış olacağız. IKARE-C dendiği zaman ilk akla gelen SDA ve SCL pinleri. Arduino, diğer Arduino veya sensörlerle haberleşmek için bazı haberleşme protokollerini kullandığından daha önceki videolarımızda bahsetmiştim. Bu protokollerden bir tanesi de IKARE-C'dir. IKARE-C seri haberleşme türlerinden senkron haberleşmeye bir örnektir. Haberleşme için toprak hattı dışında SDA ve SCL olmak üzere iki hatta ihtiyaç duyulmaktadır. Hat sayısının fazla olması nedeniyle uzun mesafeli haberleşmelerde tercih edilmezler. Genellikle kısa mesafeli ve düşük veri aktarım hızının yeterli olduğu yerlerde IKARE-C haberleşmesi kullanılmaktadır. IKARE-C haberleşmesini kullanan sistemler içerisinde Arduino Uno R3 için belirlenmiş pinler vardır. Aynı zamanda Arduino ile birlikte IKARE-C haberleşmeyi kullanabilmek için Wire-H kütüphanesinde kullanmamız gerekir. Arduino Uno R3 için analog 4 numaralı ve 5 numaralı pinler IKARE-C haberleşmesi pinleridir. Bu pinleri üzerinde değişiklik yapamıyoruz. Bu pinleri kullanmamız gerekir. IKARE-C haberleşmesinde haberleşmeyi kontrol eden master cihaz bulunmak zorundadır. Her haberleşmede bir tane master cihaz mutlaka bulunmalıdır. Haberleşmenin sağlanabilmesi için haberleşme hattına en az bir adet de slave cihaz bağlanması gerekmektedir. Hatta bağlanan birden fazla slave cihazlardan hangisinin veri aktaracağına master cihaz karar vermektedir. Böylece hat sayısında bir değişiklik olmadan birden fazla cihazla haberleşme sağlanabilmektedir. Master ve slave cihazların aynı besleme hattına bağlanmasına gerek yoktur. Fakat iletişimin sağlanabilmesi için toprak hatlarının aynı olması gerektiğinin altını çizmek isterim. Bunun yanında veri aktarımı için SDA ve SCL olmak üzere 2 adet de haberleşme hattının bulunduğunu söylemiştik. Bu hatlardan SDA cihazlar arasındaki veri aktarımının sağlandığı hattır. Bu hatta çift yönlü veri aktarımı olmaktadır. Hatta aktarılan verilerin senkronizasyonu SCL hattı tarafından gerçekleştirilmektedir. SCL hattında master cihaz tarafından üretilen saat sinyali bulunmaktadır. SDA hattındaki haberleşme bu sinyale göre düzenlenmektedir. Haberleşmenin tüm hat boyunca hatasız bir şekilde sağlanabilmesi için SDA ve SCL hatları pull-up dirençlerle VCD hattına mutlaka bağlanmalıdır. SDA ve SCL pinleri kullanılan Arduino türüne göre değişiklik göstermektedir. Arduino türlerine göre SDA ve SCL pinleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Örneğin Arduino Uno R3'te analog A4 ve A5 pinleri SDA ve SCL pini iken Arduino Mega için 20 ve 21 numaralı pinler SDA ve SCL pindir. Kullanmış olduğunuz Arduino kartınıza göre SDA ve SCL pinini kontrol etmeniz gerekir. Kullanmış olduğunuz kütüphanede SDA ve SCL pinlerini değiştirme şansı bulunmamaktadır. IKARE-C haberleşmesinde bir tane master cihazımız ve slave cihazlarımız bulunur demiştik. SDA ve SCL pinleri bulunan slave cihazlar Arduino'muza master bir şekilde bağlanabilmekte. Bunun için de devre aşamasında görmüş olduğunuz SDA ve SCL pinine mutlaka pull-up direnci VCC hattına bağlanmakta. Aynı zamanda slave cihazlarımızda 16'lık sayı tabanına göre oluşturulmuş sabit adresler bulunmaktadır. Bu sabit adresler 0xAB, BA, BC, 0x23, 0x3B gibi şekilde çoğaltılabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konuların başında slave cihazlarınızın aynı adreste olmaması gerektiğidir. Örnek vermek gerekirse elinizde 2 tane 2x16 LCD ekranınızın olduğunu varsayalım. Bunların sabit adresleri üretilirken içerisine yazılmakta. Bu 2x16 LCD ekranların sabit adreslerinin 0x23 olduğunu düşünürsek
Eğer ki siz master cihazınızdan bir bilgi gönderdiğiniz zaman iki ekrana da aynı şeyleri yazdırmak zorunda kalırsınız. Bu belki başlangıçta bir sorun teşkil etmeyebilir. Aynı bilgiyi aynı iki ekrana yazdırmak isteyebilirsiniz. Fakat bu ekranlara birine başka bir bilgi, diğerine başka bir bilgi yazdırmak istediğiniz zaman işte sorun başlayacaktır. Peki ekranın yerine bir tane ekranınız, bir tane de basınç sensörünüz olsun ve ikisi de aynı adreslemeyi almış olsun. Bu çok mümkün olmayan bir şey ama denk gelebilir. Aynı adrese sahip basınç sensörlü de ekranınız master cihaz tarafından kontrol edilemeyecektir, çakışmalar yaşanacaktır. Dolayısıyla Arduino projelerinizin içerisinde IKRC'ye haberleşmeyi kullanan donanımlarınızı satın alırken mutlaka adreslerini kontrol etmeyi unutmayın. Buna göre farklı adreslerde kontrol edebileceğiniz farklı adreslere sahip sabit adresli donanımlar almaya özen gösterin. IKRC'ye haberleşmesini kullanan basınç sensörleri, renk sensörleri, ekranlar bulunmaktadır. IKRC'ye haberleşmesinin en iyi ve en güzel örneklerinden bir tanesini daha önce sizlerle de bunun videosunu yapmıştık. 2x16, 4x20 LCD ekranlarda görmüştük. 2x16 LCD ekranları Arduino R3 ile 6-7 tane dijital pinden kontrol edebiliyorduk. Ekrana bir şeyler yazdırabiliyorduk. Lakin projemize, devremize, sistemimize, algoritmamızın içerisinde başka bir sistem ekleyeceğimiz zaman, başka bir donanım ekleyeceğimiz zaman pin sorunu ortaya çıkıyordu. İşte böyle bir durumla karşı karşıya kalmayalım diye şu anda görmüş olduğunuz bu IKRC modülünü 2x16 ya da 4x20 ekranımıza bağlayabiliyoruz ve sadece 2 tane pin üzerinden SDA ve SCL pinleri üzerinden ekranımızı kontrol edebiliyorduk. Şimdi sizlerle birlikte örnek olması açısından farklı adreslere sahip bir tane 2x16, bir tane 4x20 ve bir tane de OLED ekranın olduğu bir proje yapmak istiyorum ve ayrı ayrı adreslerle bu ekranlara ayrı ayrı yazıları, ayrı ayrı kontrolleri nasıl yapacağımızı sizlerle birlikte kavramış olalım. Şu an önümde bir tane 4x20 LCD ekran, 2x16 LCD ekran ve bir tane de OLED ekran bulunmakta. 3 tane ekranı bulunmakta. Bunların 4x20 olanın arkasında bir tane IKRC modülümüz ve bir IKRC modülümüz 2x16'da. Bunun kendi IKRC modülü üzerinde arkadaşlar. Her bir modülün, her bir ekranımın 16'lık adresleri farklı farklı. Bir tanesi 3F, bir tanesi 027. Bir tanesi ise 0x3c. Yani farklı farklı adresleri var. Dolayısıyla ben bu 3 ekranımı da ayrı ayrı kontrol edebiliyorum. Bu 3 ekrana da tek bir Arduino üzerinden ayrı ayrı veriler gönderebiliyorum. Şimdi devre şemasını sizlerle paylaştığım şekliyle ekranlarımı Arduino'ma bağlayacağım. Aslında devre şemalık çok bir şey yok. SCL ve SDL pinlerimi Arduino'nun A4 ve A5 pinlerine bağlamak ve VCC ve GND adaptörlerini bağlamak. Zaten başka bir bağlantı yapmamıza gerek yok. IKRC'lerde bildiğiniz gibi sadece 2 tane pinle haberleşmeyi sağlayabiliyorduk. Evet, şu anda bağlantılarımızı yaptık. Şimdi bilgisayarımıza geçip kodlamamızı yapabiliriz. Evet, benim daha önceden yazmış olduğum kodlar var. Hemen hızlıca size kodları söylemek istiyorum. WireH kütüphanemizi, Liquid Crystal IKRC kütüphanemizi, SPI kütüphanemizi ve OLED ekranla ilgili olan Adafruit GFX H ve SSD 1306 kütüphanelerini projemize dahil ediyoruz. Burada Liquid Crystal IKRC'nin içerisine 0x3F ile 16x2 ekranımızın tanımlamasını yapıyoruz. 4x20 ekranımız ise 027 adresini kullanmakta. Bizim OLED'imiz ise 0x3C adresini kullanmakta arkadaşlar. Ekranlarımızın çalışmasıyla ilgili diğer tanımlamalarımızı da buraya ekliyoruz. Burada integerla pot A0 ve integerla CHD değişkenler var. Bunlar ekranda sayı döndürmek için oluşturduğum değişkenler. Projemizde çok doğrudan bir bağlantısı olmayan değişkenler. Ekranlarımızı klasik olarak bizim daha önceden bildiğiniz gibi bu ekranlarımızı biz ayrı ayrı projelerde kullandık. Ayrı ayrı bu ekranların nasıl çalıştığını yapmıştık Arduino öğreniyorum serilerimizin içerisinde. Oradaki kodları getirdim, burada birleştirdim arkadaşlar. Yani bizim Arduino öğreniyorum serimizin içerisindeki işte 2x16'yı bu OLED ekran için kullandığımız kodları tek bir
kod bloğu altında Arduino tek bir projenin içerisinde nasıl kullanabileceğimizi de burada görmüş olacaksınız. Bu sistemin içerisinde LCD init diyerek LCD ekranlarımızı başlatıyoruz. Bu bizim 2x16 için gerekli olan başlangıçtı. LCD 4 init diyerek de dörtlü olan yani bizim 4x20'yi başlatıyoruz. Ve Display Begin diyerek de OLED ekranımızı başlatıyoruz. Yani her bir ekranımızı ayrı ayrı Void Setup'ın içerisinde başlatıyoruz ve ekranlarına bir şeyler yazdırıyoruz arkadaşlar. Bunların yine söylüyorum 4x20'nin, 2x16'nın ve bu OLED ekranımızın nasıl kullanılabileceği, bu kodların nereden geldiği ile ilgili eğer ki detaylı bilgiye sahip değilseniz kartlara bırakacağım linklerden bu ekranların kullanımını öğrenebilirsiniz. Biz şu anda yapacağımız işlem her bir ekrana farklı farklı bilgileri tek bir Arduino üzerinden gönderiyor olacağız. Tek bir Arduino üzerinden bu ekranlarımızı kullanıyor olacağız. Şimdi kodlarımızı Arduino kartımıza yüklüyorum. Evet, gördüğünüz gibi Arduino'muzu başlattığımız andan itibaren OLED ekranımızda farklı bir bilgi, 2x16'da farklı bir bilgi, 4x20 ekranımızda farklı bir bilginin olduğunu görebiliyoruz. Şu anda zannedersem ekran ışığından, stüdyodaki ışıklardan bilgiler tam okunamıyor. Ben hemen sizlerin daha iyi görebileceği bir açıya getirmek istiyorum. (4x20) ekranımda ekran test 4x20, kontrol kare C 0.27 diyor. Ekran test 2x16 bu ekranımda. Diğeri de OLED ekranımda. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde bizim farklı adreslere sahip 3 ayrı donanımımızı tek bir Arduino üzerinden master olarak kontrol edebiliyoruz. Her ekranı ayrı ayrı yazılar yazdırabiliyoruz. Ayrı ayrı veriler gönderebiliyoruz. Bu da bir tane master cihaz ve diğer slave cihazları tek bir Arduino üzerinden ikare C haberleşmeyle nasıl kontrol edebileceğimize örnek bir projeydi. Umarım sizlere ikare C ile ilgili kullanım mantığını kavrayabileceğiniz olumlu bir örnek verdiğimi düşünüyorum. Arduino ile ilgili en çok kullanılan UART, SPI ve İKRC haberleşme modüllerinin kullanım mantığı bu şekildeydi. Bundan sonraki projelerimizin içerisinde yine diğer iletişim protokollerine değineceğiz ama en çok kullanılan haberleşme protokollerine 3 tane video ile cevap vermiş durumdayız. Bugün sizlerle Arduino ile birlikte İKRC haberleşme protokolünün nasıl çalıştığını kavramış olduk. Bundan sonra elinizdeki donanımların İKRC donanımı ise SDA ve SCL pini var ise nasıl çalışabileceğini biliyorsunuz. İKRC haberleşmesini kullanan donanımlarda en önemli konulardan bir tanesinin adreslerinin sabit olması ve donanım alırken bu adreslerin birbiriyle çakışmaması gerektiğinin altını çizmek isterim. Mutlaka İKRC haberleşmesiyle haberleşen donanımların adreslerinin birbiriyle çakışmamasına özen gösterin. İKRC haberleşme protokolü ile ilgili merak ettiğiniz konular varsa bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Sizlerden gelen yorumlardaki örneklere kanalımızda yer vermiş olalım. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.